Kardelen ve Nergis birbirine aşık olmuş. Fakat ilkbaharda bütün çiçeklerle beraber açtıkları için birbirlerini fazla göremiyorlar, birbirlerine fazla zaman ayıramıyorlarmış. Bu yüzden bir araya gelip karar vermişler. Biz demişler, başka çiçeklerin açmadığı bir zamanda açalım, o zaman birbirimizi daha çok görürüz, birbirimize daha çok zaman ayırırız demişler. Ve karar vermişler. Kardelen sözünde durmuş, kışın sonuna doğru kar altından çıkıvermiş. Bütün güzelliklerini gösterip sağına soluna bakılmış, bakılmış. Ama Nergis'i bir türlü görememiş. Bu yüzden Kardelen'in boynu bükülüvermiş. O gün bugündür Kardelen'in boynu hep bükük kalmıştır, hep büküktür. Zaman sonra Nergis taşların dibine çıkıvermiş. İlk açan çiçek Kardelen'dir. Daha sonra, zaman sonra açan Nergis'tir. Evet, aslında çiçeğin açması için uygun olmayan kış şartlarından, kar altından çıkıverip bütün güzelliklerini gösteren bir Kardelen misali, olumsuzluklarla dolu dünyamızda çıkıverip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme özlemlerini dile getiren, okulumuzun, Karaman'ımızın güzide Kardelenleri az sonra huzurlarınıza gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdıkları tamamen doğal. Şairler vardır mesela, yapmacık şiirler yazar. Ama bunlar öyle değil. Tamamen saf, tertemiz duygularla Allah Resulü'ne yazdıkları şiirlerini, özlemlerini dile getirecekler. Biz anons etmeyeceğiz. Ama çocuklarımız sırasıyla çıkacaklar ve şiirlerini seslendirecekler. Ben Karaman'ımızın güzide kardelenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizleri güzide kardelenlerle baş başa bırakıyorum.